siz burada sebze yetiştiriyorsunuz. Fasulyesi, kabağı, soğanı. Sonra pazarlamasını satıyorsunuz. Aynen öyle. Yaptığınız masraf, aldığınız ürün kendini kurtarıyor mu? Yok. Vallahi karnımızın doyduğu ne? Sadece kendi çalıştığımız. Çoluk çocuk, karı koca ve burada işçi gibi çalıştığımız anca ekmeğimiz o idi. İşçi ücretleri arttı. İşçi ücretleri arttı. Mazot arttı, gübre, ilaç. Bir de bunların şimdi İsrail tohumu neyse hep ilaca endeksli. Hep ilaca. Bak daha şimdi de mesela ileri görüyorsunuz. Şu kadarcık. Yeşil yeşil kurt meydana geldi. Biz önce bunları hiç bilmezdik. İlaçlar pahalı. Birini alsan birini alamıyor. Şimdi fasulye taşırıya mal oluyor. Biz sizin yetiştireceğiniz fasulye. Vallahi aşağı yukarı ben bunu bir soru iki ay oldu. İki ay çözüm damanına bak. İki ay çözüm damanına bak. Ha bildi ha bildi ha bildi ha bildi. Kaç liradan satsak bu kâr masası? Ya en az yani 60-70 bu arada. Geliyorum. Ya vallahi öyle. Çünkü bunları 3-4 kişiyle toplayacağım ben bir günde. 700 lira yövmiyeler. İşçi yövmesi 700 lira. Yeme içme her şey bana ait. Sadece yövmiyeleri 700 lira. Ne yapalım, tarla var diyorsun, başka yapacak işimiz yok, elimizden yok, gelen adam bu. Adam başka bir şey beceremiyor, elinden gelmiyor. Ta anadan doğduğumdan bugüne kadar bu toprağına mı uğraşır? Ben de geldim işte, aile oldum. Ben de mecbur onunla beraber peşine düştüm. 40 senemi bildim. Daha bir oturacak evim yok, vallahi billahi evim yok. Yemin edeyim. 40 senedir sebze yetiştirici yapılıyor ama bir oturacak evim dahi yok diyor. Çünkü kendi işçiliğini, emeğini dahi katmadan üretmeye devam ediyor. El öpülecek insan bunlar. Bazen kentlerde ürün alırken fiyatı değerlendiriliyor ama o fiyatın yükselmesi bu üreticinin suçu değil. Çünkü girdi maliyetleri artıyor. Bunların aldığı fideydi, ilaçtı, gübreydi, tohumdu. Bu fiyatlar artıyor. Mazot artıyor. Onun için maliyet artıyor. Maliyet artınca kurtarabildikleri fiyata ürünü satmak durumunda kalıyorlar. Bunlar da mutlu değil ama bunlar fedakar insanlar. Bayramları yok, seyranları yok. Tüm emekleri, çabaları, ürettikleri ürünün değer bulması, zarar etmemesi. Çünkü borçlanıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar, çocuklarını okutuyorlar, tarlada çalıştıramıyorlar. Ama bu sefer de okulu bitiren çocuklar iş sahibi olamıyor çünkü üniversite mezunu, diplomalı ama iş bulamıyor. İşte çocuğun da şu an işsiz benim bildiğim kadarıyla. İşsiz. Üniversite mezunu çocuğu var, iş bulamıyor. Ama haklı olarak tarlada da çocuklar çalışmak istemiyor, gençler. Onlar da istikbalini farklı yerden alıyor. Anneler, babalar üretimin içinde, üretimi sürdürmelerine rağmen mutlu değiller. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben o çocuğumu okutmak için buralarda gece gündüz çalıştım. Erkek işi de kurdum, kadın işi de kurdum. O çocuğumu okuduğum gün 6 senedir çocuğum bir şeye sahip olamadı. Yok, sahip olamadı. Özellere gidiyor. Ders saati 100 liraya şey biliyor, ödeme yapıyor buna. Yani 30 yaşına gelmiş bir adama aylık 10 lira maaş, 7,5 lira maaş olur mu ya? Hangi çağda yaşıyorsun? Şimdi hangi tabii bunlar yaşıyorsun? O maaşla da pazara geldim, bu sefer ürün de alamıyorlar. Aynen. Bak 30 yaşında evi yok, hanımı yok, çocuğu yok. Hadi ben yarın öldüm. Gözüm korurken ev vereyim, hiç olmazsa yerine yillesin. Hadi yani öldüm sen yarın. Şimdi diyorsun ki bu ya. Sebzecilik artık para kazandırmıyor. Kazandırmıyor. Biri birini götürüyor. İşte bir sebze birini azıcık satayım geçmek, öteki bir hastalık geliyor, bir şey geliyor. Endeksli çünkü, ilacı endeksli. İthal tohum anca kullanıldığı zaman, ithal tohumda da mutlaka ilacın bir etkisi, olumsuz etkisini de üretici söylüyor. Tabii bunu uzmana söylesen yok böyle bir şey diyor ama yaşayanlar aynen, biliyor. Aynen, aynen. Daha diyorum biz mut bilmezdik, bir şey bilmezdik. Şimdi daha bu ne işte, ayrım var, çiçeği yok. Vallahi bir de yeşil yeşil kurmuş. Adama yarın diyeceğim işte. Kuru fasulyede 2002 yılında 270 bin ton bu ülkede kuru fasulye yetişiyordu. Geçen yıl 243 bin tona düştü. Onda bile 97 bin ton ithal getirmişler. Bunların kafası ithale çalıştığı aynen, kadar sana aynen destek versene. Seni ya destek versene. Bizim malımız bize yeter aslında. Tabii desteğe, yeter, bol bol yeter. Sebze üretene, tarla bitkisi üretene destek verirse, onların sorunlarıyla ilgilenirse ülkenin geleceği kurtarılmış olur.